Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Hocam şükürler olsun, medreselerimizle de hizmetlerimizle alakalı çok güzel hamdü senalar olsun bir ilerleme var. Bu yapılan çalışmalar esnasında, yapılan hizmetler esnasında İsmail Ağa Camiası'nın ismini kullanıyor musunuz? Böyle ifadeler bizlere geliyor. Hocam bu konuda bizlere nasıl bir şeyler söylemek istersiniz? Şimdi evvela şurayı iyi anlamak lazım. İsmail Ağa ifadesi artık Efendi Hazretimiz Kaddesallahu Sirruhu'nun sevenlerine, müridanına, peşinden yürüyenlere alem, alem olan, yani özel olan bir isim olmuştur. Bu isim çerçevesinde Efendi Hazretimiz'i seven, Efendi Hazretimiz'in müridanı olan, onun yolundan yürüyen herkes bu isim çatısı altına girmiş oluyor. Ancak şunu da bilmek lazım, Efendi Hazretimiz Kaddesallahu Sirruhu'nun sadece İsmail Ağa'nın mürşid-i kamili değildir, dünyanın mürşid-i kamilidir. Dünyevi ve uhrevi ışık tutandır. Herkesin önderidir. Şu anda yeryüzünde herkes sultanımızın peşinden yürümelidir. Ancak İsmail Ağa cemaati olarak bu alem olan bu isim, Efendi Hazretimizin sevenlerine ait bir ifade olması gerekecek. Bu konuda hizmet verenler de bu ölçüye ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Bizim gördüğümüz bu. Ama şunu da bilmek lazım ki 98 yılında Efendi Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendi Hazretleri'nin çok yakın olan, isim vermek istemiyorum, çok yakın olan birisi, bir hoca efendi, Mekke'den Medine'ye hicret esnasında otobüste şu ifadeyi kullanıyor. İsmail Ağa'nın avlusundaki medreseyi bırakmaması konusunda Efendi Hazretleri onu ikaz etmiş. Bırakma orayı demiş. O da o zamanın vakıf başkanının baskısıyla Efendi Hazretleri bırakma, o bırak. Efendi Hazretleri bırakma, o bırak diye üç defa bu tekrarlanınca bırakmak durumuna geçmiş. Sonra biz Efendi Hazretleri döndük, otobüs benim bile ağrıma gitti, şöyle ağrıma gitti. Sen Efendi Hazretleri bırakma diyor, sen kalkıyorsun, burayı bırakıyorsun. Bu şimdi olacak iş mi? Adam ölümü pahasına olsa ne yapmaz, burayı bırakmaz yani. Sonra Medine'den geldikten sonra Efendi Hazretleri, bu medreseyi açmak istiyorum. Ne buyurursunuz deyince, Efendi Hazretimiz aynı şu ifadeyi kullandı. Beni çok memnun edersin. İsmail Efendi çok memnun edersin. Nasıl açacaksın? Resmi şeye nasıl yapacaksın? Efendi Hazretleri himmetmiyorum, halledelim. Deyince tamam. Sonra Efendi Hazretleri himmetiyle iş kıvamına girdi. Burayı anahtarı alındı. Hazırlıklar başlandı. Temizlendi. 3-4 gün içinde güzel bir temizlik yapıldı. 70 talebe, 5 tane hoca, bir tane idareci ayarlandı. Hasbi hocamız Allah rahmet eylesin. O bu işe tamamen olumsuz bakmaya başladı. Olumsuz bakınca Asma Hoca'ya Efendi Hazretleri fazla o konuda itibar etmedi, kulak vermedi. Ama o zamanın şartları, oranın hocası, vakıf başkanı, bu sefer onlar da işin içine girip ağır ifadeler kullanmaya kalkınca Efendi Hazretimiz bizi çağırdı. Dedi ki Efendi Hazretimiz, bundan işi kavgaya döktü. Anahtarlarını ver. Ben de anahtar elimdeydim. Şimdi Efendi Hazretleri uzattım. Efendi Hazretleri onlara bak. Efendi Hazretleri. Şimdi buradan başladı olay. Daha sonra 2000'li yıllarda Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı bize haber gönderdi. Buradaki medresenin askıya çıktığını, yani başkası gelip onu alabilecek durumda olduğunu. Bu sefer biz de arkadaşlarımızı yönlendirdik. Hayır Hasenat Derneği adı altında müracaatlar yapıldı. Müracaatlar yapılmayınca bu müracaatlar neticesinde medreseyi biz o dernek adı altında çalışma hususunda ne yapacaktık? Hizmete sokacaktık. Ama tabii İsmail Ağa Vakfı'na haber gelince dediler ki
ya bu dernek burayı alıyor. Bu sefer bu abilerimiz de hareketlendiler. Bu sefer onlar da bir dosya getirdiler. Sonra biz vakıflar genel müdür yardımcısı dedi ki bizim derdimiz burayı almak değil. Bir de hizmet olsun. Başkasına geçmesin diye. Abilerimiz madem bu işi ne yaptı istiyorlar, biz kendi dosyamızı gelecektik. Ankara'ya yönlendirmedik. Tek dosya gitsin. Kesinlikle bu anormal ne yapmasın? Anormal gözükmesin. Sonra elhamdülillah orayı aldılar. Yine tekrar vakıf himayesine. O günkü vakıf başkanı bu fakir, ben kendim gittim. Abi burayı aldınız, Allah kabul etsin. Biz burayı istenilen ölçülerde, istenilen şekillerde verip kullanalım. Yani burada hafızlık, Efendi Hazmini istemiş oldu, hafızlık. Arapça eğitim ne yapalım, koyalım. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız ifadeleriyle biz kabul etmedik. Ama yine göreceksiniz, Rabbim yine bize ikram edecek orayı. Çünkü Efendi Hazmini zamanını bize verdi. Efendi verdiği için şu anda mesela orası yine kullanılmak olsun, kullanılmış olsun diye kullanılıyor. Yoksa istenilen maksadın ne yapılmıyor? Kullanılmıyor. Kullanılmış olsun diye yapmıyor işte. Biz de böyle kullanıyoruz şey altında. Ama Rabbim onu inşallah bize nasip edeceği belli yani. Çünkü Efendi Hazreti zamanı vardı. Yani diyeceğimiz o ki, o günkü şartlarda eğer biz müracaat etmesek, İsmail'e medresesiyle başkalarını alma durumunda. Netice itibariyle İsmaila Komtele ile alakalı gelmiş resmi bir ifade, resmi bir site masası bile gelmiş bunu başkası alacak. Başkası alınca biz onu engelledik. Onlar olmasın. Abilerimize söylemeye çalışsak kulak vermiyorlar. Bizden bir şey duysalar ne yapmıyorlar? Aman senden gelmesin de nereden gelirse gelsin. Bu ifadeyi bile kullanan zavallılar var, açık söylüyorum zavallılar. Yani adam kadın kuaförlüğünü bıraktırdık adamlara. Şalvar cübbe giydirdik. Adama şu ifadeyi kullanıyorlar. Keşke kadın kuaför olsaydınız da bize onların yanına gitmesiniz diye diyecek kadar kendisini bilmez insanlar var. O yüzden bunlara tabii dikkate almamak lazım. Biz hizmetimize bakmak lazım. Kısa anlattım. Çok anladınız inşallah. İsmaila Komiteli yine bu şekilde aldık. İsmaila Vakfı var. Dernek yok. Dernek yok ama bu derneği birileri kurar. Başkası kuracağına biz bunu ne yapalım? Kuralım dedik. Yani camiamızın ulaşamadığı belli yerlere, belli hizmetlere biz o hizmetleri yapmakla beraber başkasına geçmesin diye bir mücadele içindeyiz. Yoksa bu camia Efendi Hazretimizin camiasıdır. Bu camiada bulunanlar Efendi Hazretimizi sevdiği için bulunmaktadır. O yüzden herkes her ağzına gene konuşabilir ama önemli değil. Önemli olan bu camiada Efendi Hazretimizi arzu etmiş şekilde ne yapmak? Hizmet etmek. Bakın şimdi yine çok ciddi bir teklif geldi. Çok ciddi bir teklif. Bunu değişik insanlar bunu yapma hususunda mücadeleye girmişler. Yani bizim camianın hiç alakası yok. Kesinlikle uzaktan yakından bağlantısı yok. Adam sadece bu ismi kullanmak, camianın ismini kullanmak niyetiyle olaya girmek istiyor. Şimdi bunu abilerimize söylesek kulak vermeyecekler belli. Senden geliyor ya. Bu sonra şimdi biz bu hizmeti yapmaya kalksak, gördün mü bilmem ne. Ya değişik bir anlayış. O yüzden Rabbim inşallah söylenen bütün camiamıza birlik beraberlik nasip etsin. Amin. Yani kısacası kulaklarını tıka dedi Efendi Hazretleri. Dilini damağına yapıştır. Mevla, gönlünü Mevla'nın rızasına ayırma. İşine devam. Bizim işimiz bu. Biz camiamız için, sultanımız için her türlü çalışmaya varız. Bu konuda da herkes her şeyi konuşabilir. Ama biz kulaklarımızı bu konuda tıkacağız. Abilerimize, kardeşlerimize, her birine saygımız sonsuz. İşimize devam edeceğiz. Ama unutmayalım ki bütün hizmet camiamızın gerçekten ulaşamadığı yerlere yapmak, ulaşıp güzel bir şekilde çalışmaya devam etmektir. Allah'ın bütün kardeşlerimizi hepimizi muhafaza etsin. Amin. Muvaffak etsin. Amin. Eksik kalmaktan da muhafaza etsin. Amin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.